ve hacca gitmek İslam'ın şartları içerisinde görülecektir diyelim. Tamam mı? Unutmayın. İslam'ın şartları içerisinde kelime-i şehadet, namaz kılma, zekat verme, oruç tutma ve hacca gitme olacak. Bunlar 5 şartımız oluyor. İmanın şartlarına gelelim. Şimdi bunlar amentu olarak bilinecektir. Amentu billahi olarak başlayacak. Tabi buradaki amentu kelimesi Arapçada inandım anlamına gelecek. Yani amentu bir sure veya dua değil. İslam dinin iman esaslarını ifade edecek. İmanın şartlarını belirten esasları da kelime şehadetin birleşmesi gibi olduğunu düşünelim. Tabi burada imanın şartları içerisinde Allah'a iman etme, meleklerine iman etme, kitaplarına iman etme, resullerine iman etme, ahiret gününe iman etme ve kadere iman etme esas görülecektir diyelim. Tamam mı? Bakın İslam'ın şartlarına bakmıştık. Onlar kelime-i şehadet, namaz kılma, zekat verme, oruç tutma ve hacca gitmeydi. İmanın şartları içerisinde Allah'a iman etmeyle beraber meleklerine, kitaplarına, resulüne, yine ahiret gününe ve kadere iman etme esas olacaktır. Diğer temel terimlerimize gelelim. Sıradaki abdest. Şimdi abdest terimi bizim için belli vücut organlarının usulüne göre yıkama suretiyle yapılan temizlik olacaktır. Tabi abdestin fazları, yani olmazsa olmaz 4 tane olacaktır. Elleri dirseklere beraber yıkama, yüzü yıkama, başın dörtte birini mesletme ve ayakları topuklara beraber yıkama. Bu abdestin fazları olarak görülecektir. Tabi diyelim ki bulunduğumuz yerde su yok. Su bulunmayan yerlerde de ve su kullanmanın imkansız olduğu durumlarda da teyemmüm abdesti alacaktır. Nitekim toprakla temizlenme sembolik olup burada manevi bir temizliği teyemmümle bize sağlayacaktır diyelim. Ve gusül abdestine gelelim. İslam dininde bir dinin gerekliliği olarak tüm vücudun yıkanmasına gusül abdesti deriz. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gusülü kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlayacaktır diyelim. Abdesti, teyemmümü ve gusülü de bu şekilde gördük ve birbirinden ayırt edelim. Çünkü deneme sınavlarında bazen çıkabilir. Birbirine karıştırmamak için bu şekilde. Bak, tüm vücudu yıkıyorsan gusül. Toprakla, yani su bulunmayan alanda topraktan faydalanarak burada temizleniyorsan teyemmüm. Normal abdestin farzları olan elleri, dirsekleri, yüzü, başın dörtte birini ve ayakları topuklara beraber yıkama oluyorsa da abdest olacaktır diyelim. Devam edelim. Allah'ın sıfatlarına getirelim. Yine kavram soruları içerisinde karşımıza en fazla gelen temel soru kalıplarından biri olacaktır. Öncelikle Allah'ın zati sıfatlarına bakalım. Yani bu sıfatlar Allah'a has olan, ona özel olan sıfatlar olacak. Doğal olarak da başka varlıklarda kesinlikle bu sıfatlar yer almaz. Peki nedir bunlar? Öncelikle vücut sıfatına gelelim. Allah'ın var olması demek vücut sıfatıdır. Kıdem sıfatı Allah'ın varlığının başlangıcı olmadığını, onun her zaman olduğu inancıdır. Beka sıfatı Allah'ın varlığının sonu olmadığını, varlığının sonsuz olduğunu. Vahdaniyet sıfatı Allah'ın bir olması demek olduğunu, yani onun eşi, ortağı, benzeri olmadığı. Muhalefetül lil havadis sıfatında ise Allah'ın yarattığı varlıklara benzememesi olduğunu. Ya mesela hani siz kendi düşüncelerinizde, mesela yüce yaradana Allah'ı burada zihninizde, düşünsenizde oluşturduğun zaman bir insan silüetiyle düşünürsünüz. Yani onun da bizler gibi işte iki gözü, iki kulağı ve iki kolu, iki ayağı olduğunu düşünürsünüz. Halbuki Allah'ın yarattığı varlıklara benzememesi olacak. Yani kesinlikle benzemeyecektir. Muhalefetun lil havadis olarak bu sıfat bilinecektir. Kıyamı bir nefsihiye gelelim. Şimdi Allah'ın varlığının kendisinde olduğu, var olma için de başka bir varlığa muhtaç olmayacağı manasına gelecektir. Peki size TYT veya AYT kapsamında ÖSYM buradan nasıl sorar? Dikkatle dinleyin. Şimdi yukarıda şöyle bir parça verilir, tamam mı? Bu parçada mesela Allah'ın mutlaka var olduğunu, aynı zamanda Allah'ın herhangi bir başlangıcının olmadığını, yine onun eşi benzeri olmayacağını ve yarattığı varlıklara benzemeyeceği parçada vurgulansın diyelim. Doğal olarak bakın ben parçada vücut, kıdem, vahdeniyet ve muhalefetül lil havadis sıfatlarından bahsettim. İşte hangi sıfattan bahsedilmemiştir der. O zaman işte beka veya kıyam bir nefsihi burada sorunun doğru cevabı olur. Tamam mı? Demek ki birinci kalıbımız bu olacak. Yukarıda bir paragraf verilir ve Allah'ın zati sıfatlarından hangisi vurgulanmamıştır der. Bu gelebilir. İkinci soru kalıbımız da şu olur. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatları arasında değildir der. Bunlardan bir tanesi subuti sıfat olarak verilir ve doğal olarak sorunun cevabı bu olur. Demek ki ÖSYM bu iki kalıpta size soruyu oluşturup karşınıza getirebilir. Yani buradaki bilgiler biraz yoğun ama tekrar yaparak
bu videonun altında da biliyorsunuz bir PDF paylaşacağız sizlerle. Bu PDF'teki bilgileri, aynı zamanda bu sayfalardaki bilgilerdir. Sizler de bol bol tekrar yaparak, bol bol tekrarınızı oluşturarak zihninizde bunları oluşturabilirsiniz. Yani biz bunun pratiğini size vermiş durumdayız. Sizin yapmanız gereken sadece her ay en azından birer kere bunları tekrar etmek olsun, tamam mı? Devam edelim. Allah'ın subuti sıfatlarına gelelim. Şimdi bu sıfatlarda Allah'a has, ona özel sıfatlar olacaktır. Tabii bunlar benzerleri sınırlı olarak diğer varlıklara da verilmiştir. Bakın biz zat-ı sıfatlar için başka hiç kimse de bulunmayacaktı bu sıfatlar. Ama subuti sıfatlar sınırlı olarak bazı varlıklara verilmiş olduğunu görebiliyoruz. Peki bunlar nedir? Hayat sıfatı, Allah'ın diri ve canlı olması demek olacaktır. İlim sıfatı, Allah'ın gizli açık her şeyi bilmesidir. Yani insanın burada işte kimsenin görmediği yerde bile herhangi bir işte kusuru, günahı işlemesine rağmen Yüce Yaradan'ın bunu görmesi Allah'ın ilim sıfatıyla alakalıdır. Yine semi sıfatı gizli açık her şeyi işitmesi demektir. Basar sıfatı gizli açık her şeyi görmesi demektir. İrade sıfatı Allah'ın sonsuz bir şeyin olup olmamasını istememesidir. Yani onun iradesine bağlı, kudretine bağlı ki kudret de aynı zamanda bir sıfatı, yani sonsuz güç ve kuvvet sahibi olması ve bir şeyin olup olmamasını istememesi, istemesi tamamen iradesi üzerine gelecektir. Kelam sıfatına gelelim. Allah'ın ses ve harflere muhtaç olmadan konuşmasıdır ki kutsal kitaplar Allah'ın kelam sıfatının bir sonucu olacaktır. Bunu unutmayın, yıldızlıyorum. Çünkü belki buradan karşınıza gelir. Tekvin sıfatı gelelim. Allah'ın yaratması olacaktır. Yani kainattaki her şey onun yaratmasıyla meydana gelmiştir diyelim, tamam mı? Mesela deistler Allah'ın tekvin yaratma sıfatına inanırlar sadece, ama diğer tüm sıfatlarını reddederler. Yani Allah'ın burada evrene müdahale etmeyeceğini, evrenle burada herhangi bir şekilde buraya karışmayacağını söyleyecekler. Sadece yaratma sıfatına inanacaklar deistler, tamam mı? Yeri gelmişken onu da ifade etmiş olalım. Peki buradan nasıl soru gelir? İşte burada işte Yüce Yaradan insanın yapmış olduğu her şeyi bilebileceğini, duyabileceğini, onları görebileceğine der. İlim, semi, basar sıfatı mesela hemen o parçadan çıkar. Aynı zamanda Yüce Yaradan'ın sonsuz bir şeyin olup olmamasına karar vereceğine. Yukarıda parçada bunları dile getirir. O zaman al bak sana ilim, semi, basar ve irade sıfatını ben burada verdim. A, B, C, D seçeneği subuti sıfatlardan yukarıdaki parçada bunları ifade ettik. Demek ki parça bağlamında sorabilir. Bir de işte aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subuti sıfatları arasında yer almaz tarzında bilgi sorusu gelir. Burada da zati sıfatlardan bir tanesi verilir. Bu da sana ikinci soru kalıbı olur. Tamam mı? Dikkat edeceksin. Devam edelim. Peygamberlere gelelim. Şimdi peygamber Allah'ın mesajlarını insanlara ileten elçidir. Onun seçmiş olduğu elçi olacaktır. Tabi peygamberlere Yüce Yaradan burada Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bunları aktaracak. Bu kendi söz, ifade, emir ve yasaklarını iletecek. Peygamberler de Cebrail aracılığıyla gelen bu bilgileri insanlara aktaracaktır. Tabi peygamberler aynı zamanda bir takım sıfatlara burada naizdirler. Önce sıdık sıfatına bakalım. Peygamberlerin çok doğru ve dürüst kimseler olmaları sıdık sıfatıyla bilinecektir. Yani doğruluk ve dürüstlük. Altını çizeceğimiz yer. Emanet sıfatına gelelim. Peygamberlerin çok güvenilir kimseler olmasıdır. Fetanet sıfatında peygamberlerin çok akıllı ve zeki kimseler olmalarıdır. İsmet sıfatında peygamberlerin günah işlememeleri, günahtan korunmuş olmalarıdır. Tebliğ sıfatında ise Allah'tan aldığı o mesajları insanlara aynen aktarmalarıdır. Mesela burada 3 kalıpta sorumuz gelir. Çünkü ben denemelerde çıkmış sorularda onu görebiliyorum. Birinci kalıp şu. Diyor ki mesela Hazreti Peygamber kendi döneminde ortaya çıkan temel toplumsal problemleri çok pratik şekilde çözümleyecek, aynı zamanda toplumda kargaşaya sebep vermeyecek şekilde bunları düzenleyip akıl yoluyla bir sonuca ulaştıracaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen peygamber sıfatıdır? Bakın bunları çok pratik bir şekilde akıllı zeka yoluyla çözmeleri onların fetane sıfatının bir sonucudur. Bir, demek ki bu şekilde gelebiliyor. İkinci soru kalıpları da şu şekilde oluşturmuş. Diyor ki işte Hazreti Peygamber kendi döneminde Muhammed-i Emin olarak bilinecekti. Onun toplum içerisinde doğru ve dürüst kimse olduğu, kişiliği olduğu, aynı zamanda birçok konuda ekonomik ticaret konusunda, ki biliyorsunuz burada ticaretle uğraşacaktı mesleği ve işi olarak, bu işlerde oldukça güvenilir olduğunu, onun ticari anlaşmazlıkları çözmede pratik yollara gittiğini, akıl ve zeka yoluyla bunları hızlı bir şekilde çözdüğünü, aynı zamanda kesinlikle burada
işte kimsenin malına burada zarar getirebilecek eylemde bulunmadığını, herhangi bir günahtan da burada kaçındığını vurgulamıştır. Buna göre yukarıda verilen parçada peygamber sıfatlarından hangisi vurgulanmamıştır diyecek. Dikkat ederseniz ben burada sıdıkı, yani güvenilir, doğru dürüst olmasından sıdıkı, güvenilir olmasından emaneti, o problemleri zeka ve akıl yoluyla çözmesinden fetaneti, aynı zamanda burada herhangi bir şekilde insanların mallarına zeval gelmemesi için günahtan kaçınması yolunda da hizmeti vurguladım. Ama tevhid sıfatına değinmedim. İkinci kalıbımız da bu olacak. Üçüncü kalıpta da şu olabilir. Aşağıdakilerden hangisi direkt bilgi sorusu olarak peygamber sıfatlarından biri değildir der. Allah'ın zatı ve subuti sıfatlarından biri buraya verilir. Genelde de cevabımız o olur. Üçüncü kalıbımız da bu olacak. Bunlara dikkat edeceğiz, tamam mı? Ona da ifade etmiş olayım. Tabii yeri gelmişken hemen şunu da bahsedeyim. Şimdi biz Sosyal Bilimler Hızlı Tekrar kitabında tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait bir soru bankası hazırladık. Burada hızlı bir şekilde sosyal bilimleri, biliyorsunuz sosyal bilimler derslerimiz bitti, konuların hepsini ekledik. Aynı zamanda sizin artık bol soru çözmeniz lazım. Ama biz burada bir şey daha yaptık. Her üniteden önce mesela din kültürüne gelelim. Din kültürü nereden başlıyor? 250. sayfalardan başlıyor. Hızlı tekrar din kültürü. Din kültürüne geldiğimiz zaman biz burada bakın uzun TYT sorularımız felsefeden oldukça var. Hemen kavram koyduk buraya. Bakın ne yapmışız buraya? Hemen işte din, insan ve din konusunda dinin ne olduğunu, imanın ne olduğunu, imanın şartları, İslam, İslam'ın inanç esasları. Bu kavramları verdik. Kısa kısa tanımlarını yazdık. Mesela Allah'ın sıfatları dedik. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar hemen burada verdik. Ve daha sonra hemen test sorularımız başlıyor. ÖSYM'nin yeni formatında olan sorular. Daha sonra sonraki ünitemiz geliyor ve oradaki kavramlar. Hem ünite başında kavramlarımız, sorularımız, o üniteyle alakalı çıkabilecek sorular ve tekrar kavram. Her ünite bağlamı böyledir. Sizin için de oldukça faydalı. Sizin bütün buradaki eksikliklerinizi giderebilecek ve size yeni bir bakış açısı kazandırabilecek oldukça sağlam bir kitap olduğunu ifade etmiş olayım. Mutlaka elinizin altında bulunsun ve sizlere de net bir şekilde güzel sosyal bilimlerde şöyle 20'de en azından 20'ye ulaşabileceğiniz netlere de sağlatsın diyelim. Devam edelim. Namaza gelelim. Namazın farzlarından bahsedelim. Şimdi ilk olarak namazın ne olduğunu ifade edeyim. Namaz şimdi Kur'an-ı Kerim'de karşılığı salat olarak bilinecektir orada. Yani salat ise böyle dua anlamına gelecek. Tabi namaz üzerine farz olan bakın Müslümanların günde 5 vakit namaz kılması olacaktır. Yani sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam ve yatsı namazıyla beraber. Tabi burada Resulullah gösterdiği şekilde biz namazın nasıl kılındığını öğrendik. Ondan öğrendik. Onun üzerine de burada namazın dışında ve içinde farz olan hususları o dönemlerde öğrenerek günümüze kaldı. Peki bunlar nedir? Namazın dışındaki farzlardan başlayalım önce. Yani bunlar namaza hazırlık şartlarıdır. Yani bunları yerine getirmeden biz namazı kılamayız. Namazımız burada sakat olur. Şimdi birincisi hadesten taharet. Hadesten taharet de şudur. Eğer namaz kılacak kimsenin gerekiyorsa boy abdesti, yani gusül abdestini alması veya namaz abdestini burada alması, su bulamıyorsa da teyemmüm abdesti alması, yani burada temizlenmesi hadesten taharet olacaktır. Yani kişinin kendi temizliği hadesten taharet. Necasetten taharet değilse namaz kılacak kimsenin bedenini, elbisesini ve namaz kılacağı yeri temizlemesi olacaktır, tamam mı? Yani o kendi bedeni, elbisesi, üstüne giydiği kıyafeti, aynı zamanda namaz kılacağı yerin temiz olması necasetten taharet olacaktır. Setri avrete gelelim. Şu fazla olmuş. Setri avrette ise şu var. Kişinin örtülmesi gereken yerleri örtmesi olacaktır. Yani namazın şartları içerisinde nasıl örtülmesi gerekiyorsa bu örtünme setri avret olacaktır. İstikbali kıbleye gelelim. Namaz kılacak kimsenin kıbleye, yani Mekke şehrine, Kabe'ye doğru yönelmesi istikbali kıbledir. Vakit, kılınacak olan namaz vaktinin burada artık okunması ve o süreye girilmiş olmasıdır. Niyette ise Allah rızası için burada namaz kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağını burada ifa etmek olacaktır. Şimdi bakın, buradan ÖSYM nasıl soru sorar? Yine bir hikayeleştirir olayı böyle. Yukarıda bir paragraf verilirse. Der ki, mesela ezanın okunmasıyla beraber, ezanın okunmasıyla beraber demek ki ne geldi? Vakti buldum. Burada kişi gidecek, işte abdestini alacak. Abdestini alacaksa o zaman ne yapıyor mesela? Hadesten tahareti yapıyor. Aynı zamanda kılacağı yerinde temiz olduğunu gördükten sonra, abdestini aldıktan sonra burada kıbleye yönelecektir. Bak ne yaptık?
vakti ifade ettim. Hadesten taharetini ifade ettim, abdestini aldı. Daha sonra kılınacağı yeri temiz olacağını söyledim. Necasetten tahareti de ifade ettim burada. Ama mesela örtülmeden bahsetmedik. Hangisinden bahsedilmemiştir der. O zaman setir avreti burada verirsin, tamam mı? Demek ki bizim bilmemiz gereken burada temel eksen neymiş? Öncelikle bu kavramların ne olur? İkincisi de paragraftan sonuca ulaşmamız. Yani bakacaksın, paragrafta niyet var mı? Paragrafta vakitten bahsetmiş mi? Paragrafta kıbleye dönme var mı? Paragrafta abdestin alınıp alınmadığı söylenmiş mi? Paragrafta işte o yerin temiz olup olmaması vurgulanmış mı? Bunlara dikkat edeceksin ve paragraftan sonuca ulaşacaksın. Birinci ulaşım bu. İkincisi ise burada mutlak ve mutlak olması gereken işte soru kalıbı şu olur. Aşağıdakilerden hangisi namaz dışındaki farzlardan biri değildir der. Namazın içindeki farzları verir bu defa. Yani işte iftitah tekbiri verir, kıyamı veya kıraatı rükûyu verir. O içindeki farzlar olur. Bir de böyle hani direkt bilgi kapsamında da karşınıza gelebilir. Peki bu namazın içindeki farzlar ne? Yani bu şartlardan birini yerine getiremezsek namaz burada yine sakat olacaktır. Namaz gerçekleşmeyecektir. Peki nedir bunlar? Şimdi iftitah tekbiri de namaza Allahu Ekber, yani Allah en büyüktür ifadesiyle başlamaktır. İlki bu. Daha sonra namaz kılarken ayakta durmak, kıyam. Ayakta duramayan kimse de namaza oturarak kılacaktır burada. Kıyamda ayakta durma var. Kıraatta ise namazda ayaktayken Fatiha ve Kur'an'dan bir sure veya üç kısa ayet okumak olacaktır. Biz buna kıraat deriz. Daha sonra rükuya geçilecektir. Rükü aşamasında ise namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyup sırt paralel olarak eğilmek olacaktır. Rükudayken biz 3 defa Sübhane Rabbiyal Ala diyeceğiz. Yani en yüce Rabbim sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın cümlesi söylenecek. Sübhane Rabbiyal Ala. Bunu söyledikten sonra secdeye geçeceğiz. Peki secdede ne yapacağız biz? Şimdi namazda rükudan sonra elleri, alnı, burnu, dizleri ve ayak uçlarını yere koyup eğilmek olacaktır secde. Secdedeyken 3 defa Sübhane Rabbiyal Ala diyeceğiz. Bunu gerçekleştireceğiz ve kadeyi ahirede ise, yani namazın sonunda ise tahiyyat duası okunacak ve o dua okuyacak kadar da oturacak bir sonra işte burada selamlarımızı verip namazı tamamlayacağız. Tamam, bunlar da namazın içindeki farzlar olacaktır. Burada yine ÖSYM size yukarıda bir namazın gerçekleştiği anı hikayeleştirir, nasıl gerçekleştiğini ifade eder ve buna göre der ki yukarıda ifade edilen metinde geçen namazın içindeki farzlardan işte hangisine değinilmemiştir der. Mesela işte kıyamdan, kıraattan, rükudan bahsedilmiş ama secdeden bahsedilmemiştir. Sen ona gidersin. İkincisi de aşağıdakilerden hangisi namaz içindeki farzlardan biri değildir der. Namazın dışındaki farzlardan biri seçenek olur. Sonunda doğru cevabını oluşturur diye. Burayı da bu şekilde ifade etmiş olayı. Şimdi yine böyle sorularda karşınıza gelebilecek, yine denemelerde sorulmuş olan diğer böyle önemli kısa kavramlardan bahsedelim. Bunların ne olduğunu söyleyeyim. Mesela ahiret günü denildiği zaman bu İsrafil'in ikinci defa sura üflemesiyle başlayan cennet veya cehennemde son bulacak olan ebedi hayattır. Akaid ibadeti değil inancı, imanı esas alan İslam'da böyle kaide ve hükümlerin tümü olacaktır. Yani Kur'an ve sünnet ışığında İslam dininin iman esaslarını sistemli bir şekilde bahsedilen bir ilim dalı olacaktır. Akaid ilmi. Amel, iş, çalışma, itaat, ibadet, dini bir emri yerine getirme olacaktır. Ki siz bu amellerinizden de sorumlu tutulacaksınız. Ayetler, Kur'an-ı Kerim'de sureleri meydana getiren cümle veya cümleler olacaktır. Besmele, her işimizde özellikle Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken söylediğimiz Bismillahirrahmanirrahim sözcüğüdür. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözüyle başlangıç dizgisidir. Beytullah, Allah'ın evi manasına gelecektir. Kabe'nin diğer ismidir. Caiz, dinimize göre yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması mümkün olan iş. Yani hani bu işi yapmak caizdir dediğiniz zaman bu uygundur. Cüz, Kur'an-ı Kerim'de 20 sayfelik bölümlere verilen isim olacaktır. Cüz-i irade, insanoğlunun sınırlı olan iradesine verilen isimdir. Ecir, yapılan güzel ameller karşılığında Allah'ın kullarına verdiği manevi mükafat olacaktır. Ensar, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara yardım eden ve onlara kucak açan Medineli Müslümanlara verilen isimken, muhacir ise Mekke'de hicret eden Müslümanlara verilen isim olacaktır. Yani hicret edenlere muhacir, onlara kucak açanlara ise Medine Müslümanlar ise ensar diyeceğiz. Fahri kainat, kainatın kendisiyle övdüğü zat, yani Peygamber Efendimiz için kullanılan saygı ifadesi olacaktır diye.
Bunlar bazen soruların içerisinde geçer. Görürsünüz. En azından bilgimiz olsun bu kavramların ne olduğuyla alakalı. Fasık kelimesine gelelim. Günahkar. Yani büyük günahları işleyen, küçük günahta ısrar eden, tevbe etmeyen kimseler olacaktır. Fazilet. Ahlaki görevleri yerine getirerek kişinin olgun ve yüksek ahlaka sahip olması, iyi huylarıyla ruhunu güzelleştirmesi ve üstünlük manasına gelecektir. Fetva, herhangi bir işin dine yani İslamiyete uygun olup olmadığına dair müfti tarafından verilen cevap olacaktır. Fetva alınacaktır. Mesela Osmanlı'da genelde hani bir idam kararı verilirken veya diyelim ki bir işte ferman burada yayınlanırken bazen Şeyhülislam'ın fetvası alınacaktır. Fıkıh, dinde yapılması ve sakınılması lazım gelen işleri bildiren ilim olacaktır. Hac, ihrama girerek senenin belirli günlerinde Kabe'yi ziyaret etme ve Arafta da vakfe yapmak suretiyle yapılan ibadet, yani hacın farzlarından, burada hacın farzlarından 3 olduğunu da söyleyelim. Yine Hacerül Esved'e gelelim. Bu cennetten geldiği söylenen Kabe'nin böyle bir köşesinde bulunan bir taş olacaktır. Mübarek kabul edilen kara siyah taş Hacerül Esved taşı olacaktır. Hafaza meleklerine gelelim. Allah-u Teala'nın izniyle insanları kazalardan, belalardan korumakla görevli melekler olacaktır bunlar. Bir rivayete göre bunlar kiramen katibin meleklerinin diğer adı olacaktır. Haset, bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, nimetleri çekememe, bundan rahatsız olup bunların ondan gitmesini isteme olacaktır. Hıfır, fudul kelimesine gelelim. Peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberinden önce haksızlıklara karşı koyma, burada haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak, almak için kurulmuş olan bir dernek olacaktır. Hile-i Şerif diyelim, Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserleri verilen isim olacaktır burası. Devam edelim. Hutbe, cuma ve bayram namazlarında imamın burada minberden cemaati bilgilendirmek için yaptığı konuşmalar olacaktır. Hüsnuhat, Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı olacaktır. İcma, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir asırda bütün müştehitlerin dini bir konuda ortak hüküm vermelidir. Yani dedim ki şöyle oldu icmada. Günümüzde biliyorsunuz hani internet çağı var. Doğal olarak internet çağı Hazreti Peygamber zamanında var mıydı? Yoktu. Doğal olarak burada İslam müştehitlerinin dini bir konuda ortak hüküm vermeleri. Mesela internette işlenen bir suçun günahı hususunda ortak bir hüküm vermeleri icma olacaktır. İhram, bir kişinin normal zamanda kendisine mübah olan bazı şeyleri, işte tıraş olma, işte tırnak kesme gibi. Yine burada hac sırasında haram kılarak hac elbise giymesi ve hacca niyet etmesine ihram diyeceğiz. Yine ilmi hale gelelim. Her Müslümanın iman, ibadet ve ahlak ile ilgili bilmesi gereken şeyler. Bunları anlatan kitaplara ilmi hal denilecektir. İsra, Hazreti Peygamber'in burada Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar gecenin bir vaktinde götürülmesine İsra, oradan da Allah'ın huzuruna kabul edilmesine Miraç denilecektir. Tamam mı? Miraç kandilinde biz bunu kutlarız. Levh-i Mahfuz'a gelelim. Korunmuş levha, yani Allah-u Teala'nın burada takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olmasına bizce bilinmeyen ve her türlü tesir eden, korunmuş olan levha manasında her şeyin hayatına Allah'ın katında yazılması demektir. Mizan, insanların hesaba çekilmesinden sonra amelleri tartmaya mahsus ilahi adalet terazisidir. Münafık, inanmadığı halde inanmış gibi görünen, diliyle inanmalarını söyleyip kalbiyle inkar eden kişilerdir. Yani burada inanmadığı halde inanmış gibi olan her kişi münafık olacaktır. Müşrik ise Allah'a inanmakla beraber ona ortak koşan, yani ondaki bazı sıfatlarında sanki kendisinde varmış gibi olduğunu dile getiren ve öyle hüküm veren kişiler olacaktır. Riya, burada söz, iş ve davranışların gösterişe yer verme, inandığı gibi hareket etmeme olacaktır. Sadaka, kişilerin sevap kazanmak amacıyla yaptıkları maddi ve bedeni yardımlardır. Siyer, Hazreti Peygamber'in hayatına, güzel ahlakını, üstün ve vasıflarını anlatan kitaplar olacaktır. Sünnet, Peygamber'in burada farz ve vacip dışında ibadet maksadıyla yaptığı eylemler, işler olacaktır. Şirk, Allah'a ortak koşma olduğunu söyleyelim burada. Ondan başka ilahlar edinme şirktir. Taassup, bir inancı, bir fikre, körü körüne bağlı kalıp diğerlerine tahammül edememedir. Tecvid, Kur'an-ı Kerim usulüne göre okumaya yarayan ilimdir. Tevekkül, bir amaca ulaşmak için elden gelen bütün çalışmayı yaptıktan sonra Allah'a güvenip işi ona havale etmektir. Mesela şöyle diyelim, bu tevekkül değildir mesela. İşte biz evin kapılarını, bacalarını her yerine açık bıraktık. Yüce Rabbim inşallah hırsızlardan korur dedik. Böyle bir tevekkül olmaz. Sen
bütün çalışmayı yaptıktan sonra burada Allah'a güvenip işi ona havale edeceksin. Tamam mı? Tevekkülü iyi algılamak gerekiyor. Tevhid, Allah'ın birliğine inanmak. Ümmet, bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanlar topluluğu olacak.